Herhangi bir hastalığınız varsa ve 2022 yılında engelli raporu almak için başvuru yapacaksanız, hangi hastalığınıza ne oran veriliyor? Fikrinizin oluşması açısından bu videoyu başından sonuna kadar izlemenizde yarar var arkadaşlar. Türkiye'de en sık görülen hastalık olan diyabet, yani halk arasındaki söylemiyle şeker hastalığına verilen oranlarla videomuza başlayalım. Kontrol altına alınamayan, 200'ün altına düşürülemeyen, komplikasyon yapmış, ketoz gösteren tip 1 diyabet hastalığı %40 engelli oranı alır. Ve sadece bu hastalıktan dolayı engelli raporu almaya ve faydalarından yararlanmaya hak kazanırsınız. Eğer tip 1 diyabetiniz komplikasyona, yani vücudunuzda herhangi bir tahribata yol açmamışsa alacağınız oran %30'dur. Tip 2, yani yaşlılık diyabetinde de hastalık komplikasyon yapmışsa ve kontrol altına alınamıyorsa %30. Eğer bir komplikasyon yoksa, yani sadece şeker hastalığı varsa %20 oran alırsınız. Türkiye'de en sık rastlanan hastalık olduğu için ve engelli raporu oranlamasına göre gayet iyi puan aldığı için 2022 diyabet oranlarını teferruatlı olarak anlattığım videoyu da yayınlayacağım. İzlemeyi unutmayın. Gelelim işitme sorunlarına. Kulaklarınızda farkına vardığınız her işitme probleminden oran alırsınız, az ya da çok. Bunun için odyo testi sonuçları belirleyicidir. Kulağınızın odyo testinde frekanslara verdiği tepki eşiklerine göre oran alıyorsunuz. Örnek teşkil etmesi açısından söylemek gerekirse, tek kulağın duymama engel oranı %12'dir. Konuşma bozukluklarında muayene yöntemi uygulanır ve hastaya bir metin verilip okutturulur ve engelli cetvelindeki kriterlere göre oran verilir. Yüz yapısındaki eğrilik, çökme ve fonksiyon kayıpları için %2 ila %65 arası duruma göre oran verilir. Örnek vermek gerekirse kulağınızdaki eğrilik için %3, burun çöküntüsünde %6 oran, doğumdan kalan yüz eğriliği için %30, cerrahi müdahale sonrasında yüzünüzde herhangi bir organda yarı yarıya bir kayıp yaşanması durumunda %56, yüzünüzde ameliyat edilemeyen herhangi bir sünüs varsa %65 oran alırsınız. Koku ve tat kayıplarında standart olarak %3 engelli oranı veriliyor. Hem tat hem koku kaybı varsa %3 artı %3 oran alırsınız. Hasta olan kişi bazı gıdaları yiyemiyorsa %10 oran alır. Hasta sadece sıvı veya yumuşak gıdaları yiyebiliyorsa %30 engelli oranı alır. Zihinsel ve ruhsal hastalıklar için ayrı detaylı bir video çekeceğim. Onun için fazla detaya girmek istemiyorum arkadaşlar. Ama ülkemizde şeker hastalığından sonra en fazla oran alınan bölüm olduğu için genel olarak bahsetmek istiyorum şimdi. Öncelikle zihinsel ve ruhsal hastalıklardan dolayı engelli raporu veya oranı almak istiyorsanız mutlaka takipli hasta olmanız şart. Bu ne demek oluyor? Eğer bir ruhsal veya zihinsel probleminiz varsa daha önce mutlaka tedavi almış olmanız gerekiyor. Yani birden sağlık kuruluna gidip ben şizofrenim, bana oran verilmesi gerekiyor diyemiyorsunuz. Bazı ruhsal hastalıklarda en az 6 ay, bazılarında ise 1 sene tedavi görmüş olmanız şart. Heyet doktorundan veya psikiyatrdan tedavi görmüş olmanız da şart değil. Herhangi bir yetkili hastanede görmüş olduğunuz tedaviler de geçerli oluyor. Ruhsal problemler çok geniş yelpazede değerlendiriliyor. %15'ten %100'e kadar oran alabiliyor hastalığınıza ve derecesine bağlı olarak. Zihinsel rahatsızlıklar da keza öyle. Mesela Alzheimer bir zihinsel rahatsızlık ve klinik demans skoruna göre oran veriliyor hastanıza. 20 soru soruluyor hastaya, verdiği cevaplara göre %15 ila %100 arasında oran alabiliyor. Alzheimer hastalarına psikiyatr, Cumhurbaşkanımız kim, senin kaç çocuğun var, hangi mahallede yaşıyorsun, şimdi sana 3 kelime söyleyeceğim, 15 dakika sonra bu kelimeleri tekrar senden isteyeceğim gibi sorular yöneltip buna göre klinik demans skoru belirliyor ve oran veriyor. İletişim kurmayan, kuramayan demans hastalarının engelli oranı %100'dür. Kan hastalıklarında da verilen oranlar
hastalığın seyrine ve büyüklüğüne göre çok değişiklik gösterir. Bu rahatsızlıklardan en fazla karşılaşılan olan anemi için hafif olanlarına %10, orta derecede olanlar için %40, ağır olanlarına da %80 engelli oranı veriliyor. Şimdi gelelim ülkemizde çok sık karşılaşılan kalp sorunlarına ve verilen engelli oranlarına. Kalbinizde sıkıntı yapan aritmi varsa %10, kalbinizde pil varsa bunun dışında bir sıkıntınız yoksa %20, hipertansiyonunuz varsa %10, kalp yetmezliğiniz varsa %30 ila %100 arası değişen oranlardan birini alabiliyorsunuz. Bypass ameliyatlarından sonra %10 ila %100 arası oran verilebiliyor. Ama burada belirtmek istediğim nokta, genelde bypass'a verilen oran %30'dur. Çünkü çoğu hasta klas 2 olarak değerlendirilir. Bypass'tan alınacak engel oranı, taburcu olduğunuz zaman size verilen epikriz raporunuzdaki EF oranına bağlıdır. Yorumlarda EF oranınızı yazarak kaç oran alabileceğinizi öğrenebilirsiniz bizden. Görme konusunda da oranlama çok detaylı. Görme yetinize göre, görme işlevsel puanına göre değişiyor oranlar. Genel olarak bahsetmek gerekirse, tek gözünüz görmüyorsa standart olarak %32 oran alırsınız. Bir gözün hiç görmemesi, diğerinin 0.7 görmesi durumunda %40 oran alırsınız. Astigmatlık, miyopluk gibi rahatsızlıklarda oranlama duruma göre değişiyor. Gözünüzdeki sorunları da yorumlara yazarsanız ortalama ne kadar oran alabileceğinizi yazabiliriz. Ülkemizde sık rastlanılan rahatsızlıklardan olan tiroid hastalıklarına bakmak gerekirse, tedaviye cevap veren tiroid hastalığı %10, doğuştan iyot eksikliği %20, tedaviye cevap vermeyen kalıcı hipotiroid hastalığı %40 oran alır. Göğüs hastalıkları, solunum ve dolaşım fonksiyonunda bozukluk yapmışsa, az etkilenme durumunda %20, orta etkilenme durumunda %40, ağır etkilenme varsa %80 engelli oranı alır. Yanık durumlarında vücut düzeyinin %10'unu kaplayan yanık izi varsa %10, vücut yüzeyinin %50'sini kaplayan izler varsa %40 oran alır. Onkoloji oranları. Tedavisi devam eden kanserlerin çoğu %80 oran alır standart olarak. Buna birkaç kanser türü dahil edilmiyor. Metastaz yapmış, yani yayılmış kanserler de %80 oran alır. İleri evre tedaviye cevap vermeyen kanser türleri de %80 oran alır. Bu oranlamanın dışında tutulan birkaç kanser türü göğüs kanseri, kan kanseri gibi kanser türleridir. Bunların oranlaması da ortalama %60 civarlarından başlıyor. Epilepsi oranları da %15'ten başlar, %70'e kadar çıkar. Hastanın geçirdiği nöbet sıklığına bağlıdır bu tamamen. Uyku sendromu yaşayan kişiler CPAP cihazı kullanıyorsa standart olarak %35 oran alır. Kullanmıyorsa genel olarak %15 oran verildiğini bilmesi gerekir. Kas ve iskelet sistemlerinde de hastanın hareket etme kabiliyeti ve vücut şekline göre oranlama çok değişiyor. Yorumlara hastalık durumunuzu yazarak bizden ortalama bir puanlama yapmamızı isteyebilirsiniz. Burada belirtemeyeceğimiz kadar hastalık var. En sık soru sorulan hastalıkları derlemeye çalıştım sizler için, güncel oranlamaya bakarak. Bir hastanın birden fazla hastalığı varsa bu durumda Baltazar formülü devreye giriyor. Bireyin engel oranı belirlenirken birden fazla engeli olanlar için kullanılan hesaplama şekli bu. Diyelim ki tip 1 diyabet hastalığınız ve tansiyon hastalığınız var. Bu durumda alacağınız oranlar %30 artı %10'dur. Ama oranlama toplama şeklinde olmuyor. Özel formül olan Baltazar devreye giriyor. Ve %30 artı %10 eşittir %37 çıkıyor. Hastalıklarınızı bize yazarak 2022 yılında Baltazar'a göre toplamda kaç oran alabilirsiniz? Merak ediyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Yılların verdiği deneyimle fazla tıbbi literatüre girmeden hastalıkları ve alabilecekleri oranları belirtmeye çalıştım. Bunlar çok özel ve hiçbir yerde kolay kolay bulamayacağınız ve çok emek verilmiş bilgiler.
Her sorunuzu çekinmeden bize yazabilirsiniz. Sağlıkla ve sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.